Merhabalar, ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Konya'nın Selçuklu ilçesinde Yazır Mahallesi'nde Yeni Fidan İnşaat'ın Alsancak Life projesini sizlerle beraber inceleme fırsatımız olacak. Alsancak Life projesi 3 bloktan oluşuyor. 2 adet blok 15 katlı, toplamda 128 adet 3+1 daire var. Diğer blok ise yatay olarak planlanmış, 8 adet 2+1, 2 adet de 1+1 olarak tasarlanmış. Yeni Fidan İnşaat'ın Alsancak Life projesinin satışı ise Keremlük'te gayrimenkul tarafından yapılmaktadır. Telefon numarasını Ali Bey açıklamalar kısmında yazacak. Detaylı bilgi almak istiyorsanız da telefon numarasından Keremlük'te gayrimenkule ulaşabilirsiniz. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Alsancak Life projesinin 3+1 örnek dairesi 143 metrekare brüt kullanım alanına, 117 metrekare ise net kullanım alanına sahip. Evet, şimdi hadi bakalım artık projemizi gezmeye, sizlere de göstermeye başlayalım. Çelik kapıdan giriş yaptığımız zaman sol tarafta görüntülü bir diyafonumuz var. Onun yan tarafında 6 kapaklı, yerden tavana kadar yüksekliği tutulan ve görsel olarak da göze hitap eden aynalı bir vestiyerimiz mevcut. Sağ tarafta lavabomuz var. Onun yan tarafında mutfağımız var. Ali Bey, mutfağı çok göstermeyelim. Tamam, göstermeyelim. Göstermeyelim. Bazıları kızıyor ama Kübra Hanım, yani mutfağı göstermiyorsunuz diye. Ama mutfak, sona bırakıyorsunuz ama diye. Mutfak evin en keyifli yeridir bence. Değil mi? Az sosyeteyi sona bırakıyoruz. Evet. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Hemen biz aşağıda kaydırma çubuğuna ekliyoruz. Evet. Mutfak, salon, işte odalar, hepsini tık 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 gezebiliyorsunuz. Ama o gezmeyin. Da bir kolaylık. Ali Bey'le atışmalarımızı kaçırmayın. Çok keyifli oluyor. Evet, onlar da kaçırıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya sizin hiç atışmalarınıza bek gelemiyoruz. Böyle kaydırıp kaydırıp izlerseniz evet, kaçırırsınız onları arada. Yani. Çünkü Ali Bey'e takılmayı seviyorum. Yani. Yani. Evet. Arkamda görmüş olduğunuz gibi salonumuz var. Salonumuzun yan tarafında devam eden holde ise genel banyomuz var. Devam ettiğimiz zaman geniş bir yüklüğümüz var. 2 adet çocuk odamız, 1 adet de ebeveyn yatak odamız, ebeveyn banyomuz ve ebeveyn giyinme odamız var. Antredeki aydınlık ve ferah görüntüyü eminim ki sizler de kamerada mutlaka görüyorsunuzdur. Bunun da sebebi salon tarafındaki kapıların geniş tutulması ve salonumuzdaki pencerelerimizin boydan yere kadar tutulması. Yani ferah ve geniş bir antreye de giriş yapmış oluyoruz. Tavanımıza baktığımız zaman geometrik şekilli bir asma tavan uygulaması yapılmış. Onların içinde yine led aydınlatmalarımız var. Ayrıyeten de yine yan taraflarında görmüş olduğunuz gibi ve buradan devam eden hol kısmında ise komple bir spot aydınlatmalarımız da kullanılmış. Şunu en başta sizlere söyleyeyim. Islak zemin hariç diğer her yerde 8 mm ithal kendinden derzi laminat parkeler tercih edilmiş ve laminat parkelerin tonları da açık renk tutulmuş. Sağ tarafta bir dresuar alanımız var. İsterseniz buraya dresuar yaptırtabilirsiniz. Duvarlarda ise açık renk dokulu ithal duvar kağıdı kullanılmış. Dresuarın karşı tarafında ise 6 kapaklı yerden tavana kadar yüksek tutulan bir vestiyerimiz var. Vestiyerimizin kulpları ise eskitme bakır olarak kullanılmış. Şöyle baktığımız zaman da zaten göze hitap eden, birbirini tamamlayan bir tasarım olmuş. Sizlere ben içlerini de göstermek istiyorum. Orta kısımlarda askılık bölümleri kullanılmış. Onun üstlerinde ve alt taraflarında ise raf olarak bırakılmış. Yan tarafındaki vestiyer bölümünde ise komple boydan raflı olarak tasarlanmış. Burası ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bir bölüm. Kapımızın sağ tarafında bir genel lavabomuz var. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Lavabomuzun alt tarafında 2 kapaklı bir dolap uygulaması yapılmış. Alt tarafı da yüksek tutulmuş. Lavabomuzun yan tarafında Alaturka tuvalet kullanılmış. Duvarlarda ise açık renk tonunda seramikler uygulanmış. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Mutfağa geçmiyoruz. Mutfağa es geçip salona doğru ilerliyoruz. Laminant parkelerimiz burada da devam ediyor. Salonumuz 30 metrekare kullanım alanına sahip. 20 metrekare oturma alanımız var. 10 metrekare ise
yemek bölümü alanı olarak tasarlanmış. Tavanlarda ise gizli led aydınlatmalarımız var. Asma tavanımız mevcut. TV ünitesi kısmını bu tarafa konumlandırmışlar. Onun üst tarafında yine kitaplık için bir bölümümüz var. Oturma alanıyla yemek bölümünü ayırmak isterseniz akordeon kapı ya da sürgülü bir kapıyla burasını kapatabilirsiniz. Bu tarafa geldiğimiz zaman büyük, geniş bir yemek masası tercih edilmiş. Bu yan tarafında bir konsol kullanılmış. Ahşabın sıcaklığı artık fark edilmeye başlandı diyebiliriz. Değil mi Ali Bey? Artık ben de her şeyi ahşap istiyorum. Evet. Bir ara beyaz çok revaçtaydı, çok patlamıştı. Şimdi artık ahşap tercih ediliyor. Yani biz de yemek masamızı ahşaba falan değiştirebiliriz aslında. Evet, bu tarafta da gördüğünüz gibi 5,5 metrekare. Çok güzel değiştiriyorsunuz vallahi, konuyu. Evet, çok güzel. Benim de tercihim balkondan yana. Hiçbir şeye gerek yok. Şuraya otur. Balkon tabii ki. Bak burası da 5,5 metrekare bir balkon var. Etrafımızda neler var? Hemen karşı tarafta ben bir ortaokul görüyorum. Onun ilerisinde futbol sahası görüyorum. Ve burası nerede Kübra Hanım? Şöyle burası da sürgülü kapıymış bu arada. Burası konum olarak da kısaca da bahsetmiş olalım. Selçuklu'nun en gözde bölgesi. Konya'nın kalbi burada atıyor. Gerçekten de burada atıyor. Yani hemen yan tarafında tenis kort var, stadyum var, AVM var, otogar çok yakın. Evet. Ondan sonra işte hastaneler olsun, okullar olsun. Yani bu bölge güzel. Belediye de bu bölgeye iyi bakıyor. Evet. Gerçekten de iyi bakıyor. Etrafında parktır, bahçedir. Yani çıkıp koşu yapabileceğiniz, dışarıda rahat rahat gezebileceğiniz pek çok alan mevcut. Evet. Biz seviyoruz. Burası bizim de mahallemiz. Evet. Yani yabancısı değiliz. Hani bize de sormak isterseniz bizi de arayabilirsiniz. Buraya aynen geldiğiniz zaman buradaki arkadaşlar da çok güzel sizinle ilgilenirler. Kerem Lütfü Gayrimenkul'ün satış ofisindeki arkadaşlar, güler yüzlü samimi arkadaşlar evet var. Sizleri çok güzel yönlendirebilirler. İşte konum tercihi olsun vesaire. Ve hatta videonun sonunda satış temsilcisi Mimar Ayşegül Hanım'la beraber evet bir sohbetimiz olacak. Orada da bazı sorularımız olacak. Videonun sonunda bağlanırız. Hadi devam edelim Kübra'm. Bu arada evet burada da yine ışık havuzu kullanmışlar. LED var. Evet. Bu arada bunlar da bu şekilde teslim ediliyor. Değil mi? Yani hepsi hazır bir şekilde sizlere teslim ediliyor. Yani ne yapıyorsunuz? Eşyanızı yüklenip geliyorsunuz buraya. Ben Ali şurayı Bey beğendim. Ne var? İki evet tane kriz var hemen. Tam işte otur. Keyif alanı, kitap okuma alanı. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Burada bir niş alanı oluşturulmuş. 3 tane camlı bir raf uygulaması kullanılmış. Devam ettiğimiz zaman ise burada bir banyomuz var. Çamaşır makinemizi koyabileceğimiz bir dolabımız var. Onun üst tarafında iki kapaklı, içi raflı olarak uygulanmış dolabımız burada da devam ediyor. Onun yan tarafında ise bir geniş Hilton lavabomuz var. 3 kapaklı yerden yüksek dolap uygulaması kullanılmış. Aynamızın yan tarafında da bu şekilde küçük küçük raflı bölümler kullanılmış. İsterseniz dekoratif ürünlerinizi koyabilirsiniz. 2 kapaklı sürgülü bir duşa kabinimiz var. Gri renk tonunda seramik uygulaması. Arasında ise metal çıta detayları kullanılmış. Bu arka tarafında ise bir adet asma klozetimiz var. Üstüne böyle küçük küçük işte kokulu mumlar falan koymak için süper. Yerlerde ve duvarlarda ise açık renk tonunda seramikler kullanılmış. Ali Bey güle güle. Görüşürüz. Holden devam ediyoruz. Tabii burada da yine yerlerde laminat parke komple devam ediyor. Evet. Yani arada ne yok? Mesela ben şöyle gösterivereyim. Oda geçişlerinde eşik yok. Yani ayrıca evet ayağınız takılmıyor. Çocukların ayağı takılmıyor. Komple her yere geçiş rahat. Çünkü neden? Mesela bizim oğlan evde scooter sürüyor. Heh. Ne oluyor? Belli bir zaman sonra o yamuluyor ister istemez tabii, ve çok tabii da kötü bir görüntü oluyor doğru, yani. Doğru. Evet. Çocuklar mutlaka bisiklet sürüyorlar, scooter sürüyorlar. Hele ki bu pandemi döneminde yani maşallah sürmedikleri şey kalmadı evde. Aynen, evi talan ettiler. Yani evet. Ali Bey, Konya'nın yüklüğünü anlatır mısın? Konya'nın yüklüğü. Ya tabii burada şimdi tam böyle holün devamında böyle bir alan oluşmuş. Bunu da mimar değerlendirmiş, evet uygulamışlar. Buraya da bir gömme dolap yapmışlar. Ve tebrik tabii ihtiyaç ediyorum oluyor. Yani dolap almaya gerek yok abi. Dolap masrafından kurtuldunuz. Yok çok ya benim hoşuma gitti. Bir açalım mı Kübra Hanım? 6 kapaklı dolap altı var burada. 6 kapaklı. Tabii buraya ne diyorlar? Yüklük diyorlar. Yüklük diyorlar. Ben bu yüklüğün en çok neyini sevdim? Derinliğini sevdim. Oo maşallah. Evet yani bayağı varmış. Çok ama çok kullanışlı bir yüklük yani. Ve tavana kadar komple. Hepsi mi böyle? İç derinliği aynı. Evet. Ya tabii orada 3 raf var. Burada 2 raf var. Kullanmaya göre. Ya tercihine göre değişebilir. Yani isterseniz daha sonra için ekstradan raf da yaptırtabilirsiniz. Bu alanda komple açık olarak bırakılmış. Evet, holden devam ettiğimiz zaman
Sağ tarafta bir çocuk odamız var. Onun yan tarafında tekrar bir genç odamız daha var. Ve onun yan tarafında ebeveyn yatak odamız var. Şimdi nereye? Bu alanı devam edelim ve kız genç çocuk odası olarak burası tasarlanmış. Açık renk tonları kullanılmış. Yani aslında genç odası olarak da mobilya alacak olanlara da fikirde olmuş olabilir diye düşünüyorum burası. Ahşap ve beyaz renk son zamanlarda en çok tercih edilen renk tonları. Genç odamız 13,5 metrekare kullanım alanına sahip. Yine burada da sizlere şu şekilde göstereyim. Fransız balkon, yani boydan yere kadar olması hem içeriye gün ışığının girmesi için de güzel bir detay. Şu an burada balkonun işte korkuluğu yok. Çünkü inşaat devam ediyor. Projenin teslim tarihinde hemen söyleyelim, unutmadan bazen unutuyoruz. Mart 2022 olarak söylendi. Şurada da fazla bir vakit kalmamış zaten. Burası şu an devam ediyor. Yani orada korkuluk yok diye bazen yorumlara yazıyorlar. Burası şu an inşaat halinde devam ediyor. İşte balkonun korkuluğu da yapılacak. O yorum yazanlar hop şu an durdular. Yani alanı gösterebilirsiniz hatta Ali Bey. Yani şöyle kısa yeri bir yapılmış. Fransız balkon buraya da uygulanmış. Evet. Kız çocuk odası için de bence çok tatlı bir perde uygulaması yapılmış. Yani sizlerin de aklında bulunsun. Şimdi duvarlarda silikonlu silinebilir boya uygulaması yapılmış. Yani buradaki aslında duvarlar tasarıma açıkta bırakılmış. İstediğiniz gibi yerleştirme ya da işte şekillendirme yapabilirsiniz. Tavanlarda yine asma tavanımız var. İçinde led aydınlatmalarımız mevcut. İthal laminat parkelerimiz burada da devam ediyor. Nereye geçiyoruz? Genç odamız biraz daha erkek için tasarlanmış. Yine aynı şekilde diğer odada kullanılan silikonlu silinebilir duvar boyaları burada da uygulanmış. Tavanlarda asma tavanımız ve içinde led aydınlatmalarımız var. 10 metrekare kullanım alanına sahip tek kişilik yatak kullanılmış. Pencerenin devamında ise bir çalışma masası ve çalışma masasının yan tarafında ise 3 kapaklı bir gardırop kullanılmış. Fransız balkonumuz burada da var. Ben sizlere şuradan göstermek istiyorum. Çocukların çıkıp hava alabileceği bir alanı var. Evet. Şöyle bakalım. Tabii inşaat devam ediyor. Sesler geliyordur. Maşallah ustalarımız var. Kolay gelsin. Evet, buradan nereye geçiyoruz? Buradan ebeveyn yatak odamıza doğru gidiyoruz. Ebeveyn yatak odamız 20 metrekare kullanım alanına sahip. İthal duvar kağıtlarımız kullanılmış. Tavanlarda ise asma tavan uygulamamız var. İçinde de led aydınlatmalarımız var. Ali Bey'in devam ettiği alanda ise bir tabii, Fransız balkonumuz. Yine bir nefes balkonu var. Evet. Şu şekilde. Yatak başlığımız tam karşı duvara konumlandırılmış. Onun iki yan tarafında geniş büyük komodinlerimiz var ve alanımızda yeterli bir alan kalmış. Burada ise büyük bir şifon yerimiz var. İsterseniz burasını makyaj masası olarak da kullanabilirsiniz. Bu tarafa devam ettiğimiz zaman ise burada bir giyinme bölümümüz var. Sağ tarafta dört kapaklıya denk gelecek şekilde bir dolabımız var. Sizlere şu şekilde göstereyim. Sürgülü kapak tercih edilmiş. Bir tarafta İki bölümlü askılık olarak kullanılmış. Üst tarafında depolama alanınız var. Burada da bir askılık var orta kısmında. Üst taraf ve aşağı kısmında ise raflı depolama alanlarınız var. Karşı tarafta ise kapaklı olarak tercih edilen raflı bir bölümümüz ve alt tarafında 3 adet de çekmece sizlere sunulmuş. Burada ebeveyn banyomuza geçiş yapıyoruz. Ebeveyn banyomuza geçişte şu şekilde sizlere gösterelim. Alandan tasarruf sağlamak için sürgülü bir kapı kullanılmış. Girdiğimiz zaman burada sağ tarafta bir Hilton lavabomuz var. Onun alt tarafında iki kapaklı dolabımız, asma klozetimiz var. Duşakabinimizin iç bölümündeki duvarlarda ise koyu renk seramikler tercih edilmiş. Aralarında yine çıta geçişleri uygulanmış. Lavabo bölümünde ise açık renk seramikler tercih edilmiş. Şimdi nereye geçiyoruz? Ali Bey, ben gidiyorum artık. Yeter tabii, bu kadar anlattım. Nereye gidiyorum? Mutfağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, mutfağımıza geldik. Mutfağımız 14,5 metrekare kullanım alanına sahip. Kapı buzlu camlı sürgülü bir kapı uygulaması kullanılmış ve kapıyı açıyorum. Ali Bey, hani biz eve sürgülü kapı yaptıracaktık? Tabi bu yapılabilir. Şimdi evet, tekrar ben şöyle gireyim. Buradan bakalım. Yani şu şekilde dış pervazını yukarıda da bu şekilde mekanizma var. Hali hazırdaki kapıları bile bu hale getirilebilir. Hani biraz alttan boşluk olur belki hali hazırdaki kapılarda ama olabilir Kübra Hanım. Yani giyinme odasını özellikle istiyorum ya. Tabii giyinme odası olsun, mutfak olsun, evet, dar alanlar için ideal. İdeal. Evet. Şahitsiniz. Ali Bey olur dedi. Evet. Duyuyorsunuz. Daha önceki bir videoda da olur demiştiniz Ali Bey bir şeyi. Dedim, daha bir hafta oldu ama. Daha bir hafta mı oldu? Hayır. O videoyu biz kaç hafta önce çekmiştik lütfen, yani yayınlama bir hafta oldu.
Evet. Kapıdan giriş yaptığımız zaman sağ tarafta bizim buzdolabı. Kaldım böyle, bizim buzdolabı diyecektim, geniş büyük bir buzdolabı değil ki. Bizim buzdolabını burada gördüm. Canım buzdolabım, çok seviyorum. Çok kullanışlı. Seviyoruz lakin. Evet. Lakin. Lakin yani, çiziliyor. Evet. Tek sorun arçelik. Ama. Lütfen buna bir açıklık getirin. Yani. Bir şey yapamayız diyorlar işte ya. Sordum evet ya, kaç kere servis çağırdım. Çiziliyor yani. Yani çizilme de enteresan ama yani hani bir darbe yok, bir şey yok. Elektrikli süpürgeyle süpürürken bile çap diye. Niye açıyorsunuz elektrikli süpürgeyle süpürürken bile çap diye? Yani elektrikli süpürgenin bir de hani o uç kısmı plastik, sonuçta demir bir şey değil yani. Tak diye evet. Nasıl vurabilirim? Ya da canım yani, sıkıldıkça böyle vurmuyorum. Ya tabii sıkıntı şu, bu inox. Yani inox olduğu için, inox değil mi? Inox diye geçiyor. Herhalde. Yani çelik ya da işte neyse. Çizildiği zaman boyanmıyor abi, yapacak bir şey yok diyorlar yani. Evet, herhalde bazı şeyler var, hani çizik kapatıcı satılan şeyler vardır. Yani. Bilen varsa yorumlara yazar mı lütfen ya? Vardır, yani vardır. Gerçekten de çok sıkıntı. Attıralım. Arabalar... Komple kapağın değişmesi gerekiyor dedi adam ya. Ya o yetkili servis. Neyse şimdi çok konuşmayalım. Ama... Ben şey var. Hani arabalar çizince ne yapıyoruz? Pastacıyla falan kapatmaz mı ki? Benim arabada mı? Olabilir. Neyse çok muhabbeti mutfağı merak ediyor herkes. Evet. Devam edelim. Bir atsana içini, merak etme. Açacağım da onu da söylemek istiyorum. Aslında buzdolabı almak isteyenler varsa ya da arayış içinde olanlar varsa Arçelik'in bu serisini kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi içini gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Şok olacaksınız. Üstü çok çiziliyor. Biraz önce gömdük, şimdi övüyoruz. Hayır, evet, hadi bakalım. Dış olayı kötü ama içinin evet, kullanışlığı... Derinliği olsun. Yani şöyle söyleyeyim, ben çok rahat 4 tane tencereyi bir rafa koyabiliyorum. Aynen. Şu kısmını seviyorum. Yani evet, bu kısmını seviyoruz. Kullandık. Açıldı bu artık. Garantidir. Burada etiketlerini gösterelim. Şurada kahvaltılık bölümü var. Yani sebzeler falan o kadar uzun süre dayanıyor ki. Evet, evet. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten de tebrik dondurucu ediyorum. Dondurucu tarafına bakalım. Dondurucuyu da gösterelim. Evet. Ali Bey de bu alanı çok seviyor. Yani benim bu buzdolabını alma sebebim burası abi. Neden? İşte buzu... Sürekli buz tüketiyorsunuz çünkü. Sürekli buz tüketebiliyoruz. Yalnız bunun modeli biraz farklı Kübra mı? Yok, hayır. Suyu aynısı. Suyu hemen koyuyoruz. Evet. Bunun suyu nerede? Bir saniye. Bu atçık, bizimkinin bir atçık. Alt modeli herhalde. Çünkü şey bu Ali Bey. Yok, suyu nereden koyuyoruz? Bu şey, buz şeyi var burada. Şöyle. Tamam, bizimki de böyle. Hayır. Ya tamam, şeyin içinde de. Ali Bey, bu şuna dolduruyorsunuz. Bu bizimkinin bir... Kübra Hanım, bunlar etmedi. Alt modeli. Hayır ama göstermek elimizde istiyorum. Elimizde kaldı. Buzdolabını bize... Ya sonuçta fişe takılmadı Ali Bey. Hiçbir şey olmaz yani. Yapmayın Allah aşkına. Biz evet. Bayanlar kadar... Bizim buzdolabı daha büyük ya. Böyle değil yani. Ve su koyuyoruz. Su koyduğumuz bir alanlar. Evet. Neyse. Buzu tamam, takır aşağıya indiriyor. Buzdolabını satıyoruz. Yani evet. Hayır, nacizane tavsiyem. Geniş ve kullanışlı sebzelerin, meyvelerin uzun süre dolabınızda taze olarak kalmasını istiyorsanız sizlere tavsiye ediyorum efendim. Evet, ettik ve annemler de aldılar zaten. Evet, evet. Şimdi buzdolabımızın üst tarafında yukarıya açılabilir bir kapaklı dolabımız var. Hazır şu alana da gelmişken sizlere dörtlü ankastre veriliyor. Verilen ankastrelerde Arçelik'in ürünleri, Arçelik'in mikrodalgası, fırını, dörtlü ocağı, davlumbazı sizlere teslim ediliyor. Fırınımız da ergonomik boyda tutulmuş. O da güzel bir detay mutfak için. Niş alanı oluşturulmuş. Hem dekoratif ürünlerinizi koyabileceğiniz ya da isterseniz bardaklarınızı elinizin altında pratik bir şekilde koyabileceğiniz bir alan. Tezgah alanımız bu bölümden başlıyor. Mermeri dökme bir tezgah kullanılmış. Burada da yarım ankastre bir bulaşık makinemiz var. Yukarıya doğru açılabilir dolap kapaklarımız var. Onun yan tarafında da yine aynı şekilde devam etmiş. Burada bir 1,5 gözlü bir lavabomuz var. Lavabomuzun alt tarafındaki dolabı da sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz bu araya bir göz daha raf olarak yaptırabilirsiniz. Bu alanda tek bir dolap kapağınız var. Onun yan tarafında dörtlü bir ocağınız var. Ocağınızın üst tarafında davlumbazınız var. Ali Bey. Kapağınızı vurmayacağınız davlumbaz. Evet. Yani bak, tabii sonradan çıktı bunlar. Gitmiyor. Bizde yok. Ne yapalım? Yok. Yok. Ama dün yok. Geçen vallahi iyi vurdum. Ya arada vuruyoruz yani. Ama hiç tepki vermedi, hiç sesin çıkmadı. Sen yoktun ki. Kahvaltıyı kim hazırlıyordu? Ben. Tabii tabii. Sordun, söyledim kim hazırladığını. Evde kahvaltı çıkmayanlar yoruma. Hayır, işte bir kere. Yoruma. Hazırlıyorum kahvaltıyı. Orada dertleşelim. Yani.
Evet. Sakın, sakın. Evet, burası da dörtlü gazlı ocak. Tabii burası akşam yemeğinde de hazırlıyorum. Ne yapacağız Ali Bey? Hayat müşterektir Ali Bey. Bu arada öğlen nereye gitti bilmiyorum. Hayırlısı. Neyse ben devam edeyim. Burada bir ocağımız var. Ocağımızın alt tarafında kaşıklık bölümümüz var. Batacağım ya. En iyisi konuyu değiştireyim. İşte Ali Bey kadar konuyu değiştirme de hızlı ve pratik değilim ama idare edin artık. Onun altında da yine aynı şekilde devam eden 3 adet çekmecemiz var. Ali Bey. Evet tabii burada şu yok. Ne yok? Ne yok? Ya işte komşuda ne pişti? Ha. Ya onu öğrenemeyeceğiz. Evet. Vallahi nasıl olacak şimdi? Ya komşuya gidemeyeceğiz. Olmadı. Biz ne güzel işte pazarları bakıyor abi komşudan geliyor. Aynen. Tabii eskiden pandemiden önceydi de. Ne anlatıyoruz diye dinliyor. Şöyle şunu demek istiyorum. Ne? Komşudaki yemek kokuları size gelmiyor. Çünkü ortak bir baca birliği yok burada. Bununla ilgili de detayı yine en son Mimar Ayşe Gülhan'dan alalım. Bu davulmazlar kendi içerisindeki filtreyle buradaki odadaki kokuyu temizliyor. Yani böylece diğer dairelerle birbirinize bir bağlantı yok. O güzel yani, avantaj. 6 ayda bir filtrelerinin yenilenmesi gerekiyormuş ki verimli bir şekilde çalışması için. Evet, buradaki çekmecelerin aynı yan tarafta da devamı var yine bu şekilde. Ve onun üst tarafında da yukarıya açılabilir dolaplarımız var. Bu alan, ben bu alanları, ya mutfakta aslında bu şekilde bir alanların olması gerekiyor. Neden? Kahve makinemiz var, işte ne bileyim hamur makinemiz var. Mutlaka ihtiyaç yani ve bu alan, hatta ben ekstradan böyle bir dolap yaptırmayı planlıyorum. Televizyonu isterseniz oraya koyabiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda, şimdi döneyim mi? Döneyim. Dönün Ali. Bu tarafta da iki tarafa da uydu anten girişleri var yani. O güzel bir ayrıntı olmuş. Buraya da koyabiliyorsun. İstersen oraya koyabiliyorsun. Ya buraya İşte elektrikli aletleri koyabilirsin. Buraya yani raf yaptırtarak ekstradan yine bir kullanım alanı açmış da olursunuz kendinize. Ve bu dolabın alt tarafında da Ali Bey ben dolap kapaklı istiyordum ya. Kapaklı sürgülü, yerine böyle sürgülü. Evet. Daha mantıklı. Yani alandan da tasarruf sağlar. Bu şekilde sürgülü iki adet kapaklı dolabınız var. İçine ekstradan bir raf ihtiyaç duyulabilir. Şahsen ben olsam içine bir ya da iki tane daha raf mutlaka isterim yani. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada dolaplarımız MDF üzerine lake boyalı. Onları da sizlere söylemek istiyorum. Ve dolaplarda kullanılan kulpları da yine aynı şekilde vestiyerimizde kullanılan eskitme bakır kulplar tercih edilmiş. Yani şöyle genel olarak mutfağa baktığımızda aslında zamansız bir mutfakta diyebiliriz buraya. Yani bu country tarzı mutfaklar hiçbir zaman için modası geçmeyecek bir mutfakta diyebiliriz. Evet, yerlerde de 60'a 60 açık renk seramikler kullanılmış. Burada ise bir sürgülü kapıyla balkona çıkıyoruz. Mutfak balkonu. Ay sanki böyle çıkınca bir anda böyle Alanya, Antalya hissi oluştu niyeti. Sıcak bir rüzgar gelince. Evet, rüzgar çıkmış. Tabii burası da 3,5 metrekare bir balkon. Balkonda da yine burada priz var. Yani burayı kapatıp işte derin dondurucuyu konulabilir. Kiler olarak kullanılabilir. Gibi şu alana dolap yaptırılabilir. Yani şurada da duvar alan, olduğu için. Evet tam çok dolaplık. Rahat dolaplık. Evet. Zaten şimdi artık bu ısı camlı cam kapatma uygulamaları var ya. Onlar zaten çok daha kullanışlı. Yeni yaptıracak olanlar hiç normal cam kapatmayı bile tercih etmesi. Çift ısı camlı kapatmayla hem ısıdan da tasarruf etmiş olursunuz. Evet, bu alana da görmüş olduğunuz gibi bir masa konumlandırılmış. Zaten bu bench yerden tasarruf sağlamak için tercih edilen hem salonda hem mutfakta kullanılan artık benim de hoşuma giden bir detay. Burası yerden ısıtmalı. Evet. Merkezi sistem payölçer var. Ve boiler sistemiyle sıcak su sürekli hazır halde. O yani çok güzel ya. İşte burada sıcak suyu açtığınız zaman sürekli sıcak su var. Sıcak su ayrıca ücretlendiriliyor. İşte yaktığın kadar ödek kısmı da merkezi payölçerle ayrı olarak ücretlendiriliyor. Buradaki sistem tasarruf açısından da bence kombili sisteme göre çok daha iyiydi Ali Bey. Değil ya mi? Merkezi sistemler daha avantajlı. Evet. Ya değişiyor işte yani. O yani sana kalmış. Evet, şimdi projemizin sonuna geldik ama ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz. Sizler için Keremlik'te gayrimenkulün mimarı Ayşegül Hanım'a bazı sorularımız var. Onları yönelteceğiz. Ayşegül Hanım'dan da cevapları alıp sizlere aktaracağız efendim. Hadi gidelim. Evet, şimdi Keremlik'te gayrimenkulün satış ofisine geldik. Hadi bakalım.
Hoş geldiniz Kübra Hanım, hoş geldiniz Ali Bey. Evet Ayşegül Hanım, projeyi gezdik, güzel, kullanışlı bir proje olmuş. Şimdi bizlere yöneltilen bazı sorular vardı. Depreme dayanıklılığı konusunda bir bilgi verebilir misiniz? Projemiz yarı tünel kalıp sistemle imal edildiği için birçok yerde demir donatı ve taşıyıcı sistem mevcut. Bu da depreme dayanıklılık konusunda büyük bir oranda zaten etki etmiş oluyor. Kolon kiriş çıkıntıları bulundurmadığı için evin döşenmesinde, düzenlenmesinde de bize daha düz, temiz sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Yani bu sistemle yapılmış bir bina tercih edersek aslında hem içeride yerleştirmemizde bize bir kolaylık sağlıyor anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Hem de depreme dayanıklı oluyor aslında. Yani ev alacak olanlar böyle bir seçenek varsa bunu tercih etmeleri her zaman için faydalı olacak, evet, anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Hem depreme daha dayanıklı oluyor hem de daha düzgün ve temiz sonuçlar verdiği için tercih edilesi bir yapım sistemi diyebilirim tünel kalıp sistemi için. Evet. Peki bize hem bu projenin peyzajı hem de konumu ile ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz? 12 bin metrekare arazi üzerinde 3 bloktan oluşan bir site konseptimiz var. Toplamda 138 dairemiz olacak bu site içerisinde. Güvenliğimiz, açık otoparkımız, çocuk oyun alanımız, basketbol, tenis, voleybol için ortak bir sahamız, açık spor alanımız olacak. Yeşil alanlarımız ve kamelyamız da aynı şekilde site içerisinde bulunacak. Bu şekilde bir site konseptimiz olacak. Lokasyon olarak zaten çok merkezi bir konumda. Merkezi olmasının yanı sıra çok da sakin bir konumda. Şehirler arası ulaşım açısından otogar, havaalanı, şehir içi ulaşımda da tramvay, otobüs, minibüs hattının güzergahında bulunan bir bölge olduğu için rahatlıkla şehir içi ve şehirler arası ulaşım sağlayabiliyoruz burada. AVM'lere yakın, real AVM'ye yürüme mesafesinde, ilkokul, ortaokul ve liseye yürüme mesafesinde olan bir lokasyona sahip. Bu yüzden tercih edilesi bir bölge. Yine site konsepti olduğu için bunların hepsini Alsancak Life sitemizin bir avantajı olarak sayabilirim size. Evet. Çok güzel. Yani biz de zaten bu bölgede olduğumuz için bu bölgenin ne kadar gün geçtikçe daha da hızlı değiştiğini, ilerlediğini söyleyebilirim. Ayşegül Hanım, bizlere verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz örneklerimizi gelip gezdiğiniz için. Sizler de eğer bu projeyi görmek istiyorsanız, yakından incelemek istiyorsanız buraya geldiğiniz zaman Keremlik'te Gayrimenkul'ün satış ofisinde Mimar Ayşegül Hanım'la beraber örnek daireyi gezip aklınıza takılan teknik sorular varsa Mimar Ayşegül Hanım'dan bilgi alabilirsiniz. Evet, bugün de bir projemizin daha sonuna geldik. Keyifli bir proje olmuş. Projede emeği geçenlerin ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Buranın fiyat bilgisi için Keremlik'te Gayrimenkul'ün telefon numarası aşağı açıklamalar kısmında olacak. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Unutmayın, en güzel ev içinde sağlıkla, huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill.